Bu neyi gösterir? Bu bizi yaratan Rabbimizi tanıyamadığımızı gösterir. İbadet yapanlara bakıp, onların yanlış yaptığına bakıp, Allah hakkında hüküm vermek, Allah'ın dini hakkında hüküm vermek, İslam hakkında hüküm vermek nasıl doğru olabilir? Herkes aciz, zayıf ve bütünüyle Allah'a muhtaç olan kullardır kulların yanlışını Allah'a, Allah'ın dinine hiç kimse mal edemez. Kullara bakıp Allah hakkında hüküm veremez. Onlar onun kulu, yarattığı kulları ve her biri, herkes imtihandadır. Allah onları imtihanlara tabi tutuyor. Yani kafirlere bakıp hüküm vermek doğru mudur? Hayır. Münafıklara bakıp ben müminim deyip yanlış yapan, münafıklık yapanlara bakıp hüküm vermek doğru mudur? Hayır. Ya da fasıklara, günahkarlara bakıp bunlar da mümindir deyip onların yanlışlarını Allah'a mal etmek, İslam'a mal etmek doğru müdür? Böyle bir hüküm olabilir mi? Hayır. Yanlış. Bunun sebebi nedir? Neden böyle bir bakışa sahip oldu kardeşimiz? Rabbimizi bilmediğimiz için, Rabbimizi tanıyamadığımız için, anlamadığımız içindir bu. <laughs> bu hayatı yaşarken eğer Rabbimize doğru bir nazarla nazar etmezsek bu durumda iman etmiş olmuyoruz. Rabbimiz hakkında suizanda bulunuyoruz. Allah'ın emri olmadan, hükmü olmadan hiçbir şey meydana gelir mi? Hayır onun izni olmadan ağaçtan bir yaprak düşmez dedi. O yere gireni de bilir, göğe çıkanı da bilir. Kulların fiillerini, amellerini, kullarını önce de bilir, sonra da bilir. Onun için her şey onun kudretinde ve kontrolündedir. O izin vermeden hiçbir şey olmaz. Eğer izin veriyorsa bizi imtihana tabi tuttu. Bize de düşen imtihanı kazanmak için Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Kim ne yaparsa yapsın. Bize düşen o anda Rabbim benden ne istiyor? Nasıl konuşmamı istiyor? Nasıl hareket etmemi istiyor? Nasıl düşünmemi istiyor deyip Rabbine bakmasıdır. Kul budur. Mümin kul Allah'a iman etmiş kul budur. Eğer böyle yapmadıysa <laughs> nefsine göre düşünür, konuşur, hareket eder. Birilerine göre düşünür, konuşur, hareket eder. Şeytanın verdiği vesveseye göre düşünüp, konuşup, hareket eder. Rabbini unutmuştur, Rabbini yok saymıştır. O anda imandan da çıkmıştır, İslam'dan çıkmıştır o anda. Sonra kendine gelip, tövbe edip, kendine dönünce, Rabbine dönünce tekrar imanlı olmuş olur. O anda imandan çıkmıştır çünkü. Bu manevi bir durumdur. Bu zahiri bir yanlış değildir çünkü. Bu iman meselesidir. Bu Rabbini kabul edip etmeme meselesidir. Bu bu hayatın, dünya hayatının imtihan olduğunu kabul edip etmeme meselesidir. Eğer imtihanı kabul etmediysek, imtihanların sahibini kabul etmedik demektir. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Rabbini ne kadar kabul ediyor? imtihanları ne kadar kabul ediyor? İmtihanlar karşısındaki tavrı nedir? Rabbim beni imtihana tabi tutuyor mu demiyor. Diyor mu demiyor mu? Eğer diyorsa mümindir o anda. o gerçekten Allah'a iman etmiş. O gerçekten bu hayatın imtihan hayatı olduğunu kabul etmiş ve Rabbine cevap veriyor. Cevabı Rabbine veriyor. Yok nefsine uyduysa, şeytana tabi olduysa, cevabı şeytana vermiştir. Cevabı nefsine vermiştir. Ya da birilerine uyduysa cevabı ona vermiştir. Seni gibi yapıyorum demiştir. Senin istediğin gibi yapıyorum. Ben senin kulunum demiştir. İster konuşarak olsun, ister bir fiille olsun, bir şey yaparak olsun, ister düşünerek olsun. Rabbine şirk koşmuştur. Onun için şirk, Rabbine şirk koşan hiç huzur bulur mu? Huzur, Rabbinin huzurunda olduğunu bilmekle mümkündür. Yoksa itiraz olur, isyan olur, feryat olur, imtihanı kabul etmemek olur, insanları suçlamak olur. İmtihan yok ya, insanlar yapıyor. Allah ne yapıyor peki? O anda Allah ne yapıyor? ne yapıyor? Seni imtihana tabi tutuyor. Seninle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Allah'ın sevgisini istemiyor musun? Beraberliğini istemiyor musun? İmtihanlar karşısında sabretmen lazım. Aynı şekilde nimetler karşısında da sabretmen lazım. Şükretmeden önce sabretmeyi bilmen lazım. Onu alıp yanlış yerde kullandığında hangi nimet olursa olsun, güç kuvvet nimeti olsun onu yanlış yerde kullandığında nimete sabredemedi. Şükretmek için onu yerinde kullanman gerekiyor. Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatını kazanmak için kullanman gerekiyor. Onun için insanları suçlamaktan vazgeçiyoruz. Vazgeçmemiz gerekir. Bu mübarek Ramazan ayında Allah'ın rahmetinin içine girmek isteyenler Allah'ı suçlamaktan vazgeçmeleri gerekir. İmtihanı kabul etmeyi reddedip sanki insanlar Allah'ın ortağıymış gibi. Şu şöyle yaptı, bu böyle yanlış yaptı, bu şöyle bana sıkıntı verdi, bu böyle bana bela oldu, bu böyle bana dert oldu. Allah ne yapıyor? Hani sen mümindin? Hani sen Allah'a iman etmiştin? Hani Rabbin seni imtihana and olsun ki sizi her şeyle imtihana tabi tutarız dedi. Mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, eşlerinizle, insanlarla, varlıkla, yoklukla, sağlıkla, hastalıkla her şeyle imtihana tabi tutarım dedi Allah. İman etmedik mi? İman etmişsek imtihana tabi tutarken kime itiraz ediyorsun? Kimi kime şikayet ediyorsun? Allah'ın kullarına mı şikayet ediyorsun? İmtihan karşısında yapman gereken şey nedir? Allah vahyini indirmiştir. Peygamberini göndermiştir. Peygamberlerim gibi yap dedi. Sana vahyettiğim gibi. Ayetlerde sana nasıl buyurmuşsam öyle yap dedi. Sadece bu kadar mıdır? Bir de bunun öncesi var. Allah senden söz almış. Sen onu biliyorsun. Sen güzel yapmak nedir biliyorsun. Güzel olmak nedir biliyorsun. Sen Rabbini biliyorsun. Sen Rabbini tanıyorsun. Sen Rabbine şahit olmuşsun. Öyle bilmem, anlamam deyip kendini perdelemekle o bu sorumluluktan kimse kurtulmaz. Bu herkes için böyledir. Onun için doğru bakıp doğru anlamamız gerekir ki doğru yapma imkanımız olsun. <laughs> Her bir kulun imtihani özeldir neyi yaşıyorsa, kiminle yaşıyorsa, nerede yaşıyorsa, hangi imtihanlarla karşı karşıya geliyorsa onun kazanma imkanı oradadır. Hazreti insan olma imkanı oradadır. Güzel yapma, Allah'ın güzelliğini kazanma imkanı oradadır. Orada kazanmalıdır. Güzel yaptıkça kazanır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız diye bize düşen güzel yapmaktır. Bir kul güzel yapınca Allah ona kulum sen güzel yaptın der mi? Der. O kul Allah'tan güzellik kazandır mı? Kazanır. Gerisi, gerisine teşekkür gerekir. Kim buna sebep olduysa teşekkür gerekir. Yani böyle isyan etmekle, itiraz etmekle, feryat etmekle, bir de böyle yanlış bir bakışla Allah'ın kullarının yanlışına bakarak Allah hakkında suizanda bulunarak İslam'dan, dinden, ibadetten uzaklaşmak nasıl doğru olur? Doğru olur mu böyle bir şey? Bu bakış ilahi bir bakış değildir. Rabbani bir bakış değildir. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Bir de Rabbine bakması gerekir. Allah ondan ne istiyor? Kulluk istiyor, avdiyet istiyor. Kul kendini kirletiyor. Allah onu temizliyor. İmtihanlarla onu temizliyor. Onun Rabbine dönmesini, kendisine, kendi kendisine dönmesi için ona, onu imtihanlara tabi tutuyor. Hadi kulum güzel yap. Bak yanlış yapmışsın. Bak sende benlik oluşmuş, kibir oluşmuş haset oluşmuş. Bunları sil, bunları temizle. Sen, seni yaratan Rabbinin mülkündesin ve sen onun kulüsün. Rabbine dön, Rabbinle beraber ol. Hiç kimse hiçbir şeyin sahibi değil. Kendi çocuğumuzun da sahibi değiliz. Hiç kimsenin sahibi değiliz. Hiç kimse kimsenin sahibi değil. Bir şeylere böyle sahip çıkmaya kalkışandan daha edepsiz kim vardır Allah katında? Şu benimdir bu benimdir ben bunun sahibiyim ben hükmederim diyenden daha edepsiz kim vardır Allah katında. Sahibi Allah'tır. Hüküm de onundur. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Mülk de Allah'ındır, hüküm de Allah'ındır. O hükmü veriyor. Onun verdiği hükme nasıl itiraz ederiz? Nasıl isyan ederiz? Nasıl feryat ederiz? Nasıl onu beğenmemezlik yaparız? Yapınca ne olur? Allah hakkında suizanda bulunmuş oluyoruz. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah ona gazap eder. Allah onu lanetler. Onun için hem dünyada hem ahirette rüsvaylık vardır. Hem dünyada hem ahirette rezil ve rüsvay olur. Ahirette de onun için alçaltıcı bir azap vardır. O kendini bu duruma düşürüyor. Rabbini kabul etmeyerek, emrini, hükmünü, mülkün, malikliğini, belikliğini kabul etmeyerek, kendini Allah'a şirk koşarak, şu senindir, bu benimdir deyip, Allah'ın mülkünde, Allah'ın kendisine verdiklerini, ikram ettiklerini kendine ait zannedip, ona sahip çıkarak, ilahlık taslayarak, Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Bu hayatı imtihan hayatı olarak kabul ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Buna gerçekten iman etmiş miyiz? Etmemiş miyiz? Bakmamız lazım. Belki bütün sorunlar buradan meydana geliyor. İmtihanı kabul etmek ya da etmemek. Bu aynı zamanda ahireti kabul edip etmemektir. Ahirete iman edip etmemektir. Birileri yanlış yaptı. Hiç o cezasız kaldır mı? Haşa böyle bir şey olabilir mi? Allah el müntakimdir. Kullarının hakkını kullara bırakmaz. Mutlaka birbiriyle muhatap eder ve hakkını alır kul. Onun için Rabbimize güvenip ibadetmemiz lazım. İmtihan hayatını kabul edip etmemek İmtihanların sahibini, mülkün maliki ve meliki olan Allah'ı kabul edip etmemekle alakalıdır. Bilmek başka bir şeydir, iman etmek başka bir şeydir. Herkes biliyor, mülkün maliki ve meliki Allah'tır ama hayatına, haline bakıldığında hiç de Allah'ı kabul etmiş gibi görünmüyor. Kendini kabul etmiş, nefsini kabul etmiş. Bu iman değil. Böyle bir iman olmaz. Bu mübarek Ramazan ayında rahmetin içine girip inşallah mülkün sahibini kabul edeceğiz. Hayatın bir imtihan olduğunu, kazanma imkanı olduğunu kabul edip Rabbimize gerçek manada iman edeceğiz. Onun huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. O nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. O bizim Rahman ve Rahim olan Rabbimizdir kerim olan, ekrem olan Rabbimizdir. Vehhab olan Rabbimizdir. Bizi temizliyor. Gafur olan, Gafar olan, tevab olan, afu olan Rabbimizdir. Bize yumuşaklıkla muamele eden, el halim olan, rauf olan Rabbimizdir. Rabbimizi tanımamız gerekir. Rabbimize iman etmemiz gerekir. Ve bu hayattaki tabi tutulduğumuz her imtihanın bizim için hayır olduğunu, Allah'ın el hayır olduğunu bilip buna iman etmemizdir. Yoksa böyle kullarına bakıp Allah hakkında hüküm veriyoruz. Dini hakkında hüküm veriyoruz. Böyle bir din, böyle bir iman olabilir mi? Olmaz. Mesela Ramazan ayıdır, rahmet ayıdır. Allah bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur'an'ın indiği gece vardır dedi. Bütün Ramazan'ı kaplamıştır. Kadir Gecesi. Bak bu sefer kazanmakla, bizi kazanmakla imtihana tabi tutuyor. Bu da bir imtihan. Kazanma imkanı veriyor ve bizi kazanmakla imtihana tabi tutuyor. Kazanmak isteyenler, ciddiye alanlar, Rabbini, Rabbinin kelamını, Rabbinin kazanma davetini ciddiye alanlar ve almayanlar. Kazanma imtihanıdır. Birileri ciddiye almıyorsa, diğer zamanlardaki gibi eğer hali tavrı diğer zamanlardaki gibi ise ciddiye almamış ama yok hali değişti ahlakı değişti bununla beraber insanlara karşı tavrı değişti daha bir sabırlı oldu hoşgörülü oldu daha bir kerim oldu ikram edici oldu daha bir rahmet edici rahim oldu daha bir affedici afu oldu bu imtihanı kazandı. Nimet imtihanını, ikramını kazandı. Yok, eski tas eski hava. Bu Allah'ı ciddiye almadı. Allah'ın davetini ciddiye almadı. Allah ikram etmeyi diliyor. Bu ikrama iman etmemiş. Her ne kadar ben inanıyorum demiş olsa da buna iman etmemiş. Allah'a iman etmemiş. Allah'ın verdiği söze, vaadine iman etmemiş demektir. Onun için tavrının değişmesi gerekir. İmtihanlar her anda ve her zaman gelir. Tabii ki bu ayda da farklı farklı imtihanlar gelir. Bizim imtihanları aramamız gerekmiyor. O önümüze getirir. Kazanmamız için önümüze imtihanları getirir. Bu bazen bir nimet olabilir, bazen bir sıkıntı olabilir, bir musibet olabilir. Her şey olabilir. Ama görüyor ve buna şahit oluyoruz ki Kuldan, kullardan bir şey gelince kul onu Allah'tan kabul etmiyor. Yani Allah'ın ona izin verdiğini ve kendisini onunla imtihana tabi tuttuğuna iman etmemiş, kabul etmiyor. Yani Allah'ı kabul etmiyor. Yani onun imtihanını kabul etmiyor. En büyük sıkıntıları, musibetleri, belaları yaşayanlar peygamberlerdir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyoruz. Her türlü hakareti işitmiş, her türlü zulmü görmüştür. Ona mecnun demiştir, deli demişlerdir, büyücü demişlerdir, sihirbaz demişlerdir. Olmadık şeyler söylenmişlerdir. Hem de bunu söylerken onu bilerek söylemişlerdir. Oysa ki onu tanıyorlar. Daha önce ona Muhammedül Emin diyorlardı. Niye? Allah'a davet ettiği için. Bu da onların imtihanı, büyüklerin imtihanı büyük olur. İmtihanlar ne kadar büyükse o o kadar büyür. Allah hiç kimseyi kazanamayacağı imtihana tabi tutmaz. Çekemeyeceği yükü yüklemez. Bu yakışır mı ona? Bununla beraber öldürmeye kalkıştılar Resulullah Efendimiz Taif'e gidip Allah'a davet ettiğinde taşladılar. Peşinden gelip öldürmek için savaş açtılar, savaşa geldiler. Yapmadıkları bir şey mi var? Hayır, her türlü iftiraya uğradı. Hiç Resulullah Efendimiz neden dedi mi? Hayır. Bu insanlar niye böyle yapıyor dedi mi? Hayır. Ne dedi? Ya Rabbi onlar bilmiyor. Onlar seni bilmiyor. Onlar beni tanımıyor. Sen hidayetinle muamele et. Rahmetinle muamele et. Onlara hidayet ver. Alemlere rahmet. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ve Allah de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mahfret etsin. Biz de ona tabi olacağız ki imanımızı ispatlamış olalım. Allah'ı sevdiğimizi ispatlamış olalım. Bu durumda ne kazanırız? Allah'ın sevgisini, Allah'ın affını, mağfiretini, hidayetini kazanmış oluruz. Tabi olmasak ne olur? Onun gibi düşünmesek, onun gibi bakmasak, onun gibi konuşmasak, onun gibi yapmasak. Kimi gibi yaparız? Hepsimiz gibi, şeytan gibi yaparız. Tam ters tarafta durmuş oluruz. Onun için insanlar iki kısımdır. Peygamberlere tabi olanlar, Rabbini ciddiye alıp, iman edip dinleyenler ve bir de ters tarafta İblis'e, şeytanlara tabi olanlar, nefsiyle beraber tabi. Onun için ne buyurmuştu Allah ayet-i kerimede? İblis'i huzur, huzurdan kovarken, iblis kibirlendi. Adem'e secde etmedi, kibirlendi. kibrinde direndi. Onu için beni ateşten yaratmışsın, ben ondan hayırlıyım dedi. Kovunca huzurdan in deyince Allah ona burası senin kibirleneceğin yer değil dedi. O da bana mühlet ver dedi. İnsanların tekrar dirileceği güne kadar bunların secdeye layık olmadığını ispatlarım dedi. Allah sen sana mühlet verdim dedi. Ne dedi İblis? Andolsun ki hepsini yoldan çıkaracağım, saptıracağım kendime bağlayacağım dedi. Çoğu şükreder olmayacak. Senin ihlaslı kulların müstesna. İhlaslı kulların müstesna. Onların benimle işim olmaz, işi olmaz. Benim de onlarla işim olmaz. Zaten gücüm onlara yetmez. Kendime bağlayacaklarım ihlaslı olmayanlardır. Allah ne buyurdu? Evet. Ehlasi kullarım üzerinde senin bir saltanatın yoktur, gücün yetmez. Andolsun ki kim sana tabi olursa hepinizi toptan cehenneme dolduracağım. Dedi mi? Dedi. Kim tabi oluyor? Ehlasi olmayanlar, Allah'a karşı islamimi olmayanlar, hayatı imtihan olarak görmeyenler, hayatı Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek yaşamayanlar. Sebepleri Allah'a şirk koşanlar. Böyle bakınca durumun vehameti ortaya çıkmış oluyor. Müminlerin ben iman etmişim, Müslümanım diyenlerin imtihanlara karşı de tavırlarına şahit oluyor, şahadet ediyoruz. Herkes kendi tavrına şahitlik yapıyor, Şahadet ediyor ki o anda onu imtihan olarak, imtihanı görmüyor. Neyi görüyor? Sebepleri görüyor. Bu sebepleri hakaret ediyor. Tabiri caizse imtihana tabi tutan Allah'ın kudret eline küfür ediyor, hakaret ediyor. Böyle bir iman olur mu? Böyle bir takva olur mu? Takvası olmayan imanını sonuçta kaybeder. Allah'a karşı sorumluluğunu bilmesi lazım. Kulluğunu bilmesi lazım. Rabbine karşı edepli olması gerekir ki kul olsun. Edepsiz kul olur mu? Rabbine hürmet etmeyen, onun takdirine, emrine, hükmüne, işine, yaptığına, kendisine yaptığına karşı edepli olmayan, Rabbim doğru yapıyor ve güzel yapıyor demeyen nasıl kuldur, nasıl mü'min olabilir? Onun için kulun bütün halleri, bütün hareketleri, bütün tavırları, bütün iyilikleri de, güzellikleri de, yanlışları da hepsi Allah'a gidiyor. Kul bir tek Allah ile muhataptır. Çünkü hesabı soracak olan Allah'tır. Hiç kimse sana hesap sormaz. Onun için hiçbir söz yoktur ki o ağzınızdan çıktığında melekler onu yazmamış olsun. Ağzından çıkan her kelimeyi yazıyor. Buna beraber her hareketini, her tavrını gönlünden geçirdiklerini de kıyamet günü senin önüne koyar. Bak gönlünden böyle geçirdin. Rabbine karşı böyle suizanda bulundu. Böyle edepsizlik yaptın deyip önüne koyar. Onun için imam kemale ermeden kul Allah ile Allah'ın zikriyle mutmain olmadan itminana ermeden Rabbinden emin olmadan kurtuluşa eremez. Kurtuluş yoktur onun için. En büyük dehşeti yaşar. Bu mübarek Ramazan ayında inşallah Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de kurtuluştur. Saadete ermektir. Cehennemden kurtulup saadete ermektir. Allah'ın rahmeti öncelikle tecelli ediyor. Mesele o rahmetin içine girmektir. Bunun için Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışacağız olmaya çalışacağız. Birbirimize, insanlara, varlığa, mahlukata rahmet edip rahmetle muamele edeceğiz ki rahmetin içine girelim. Rahmet tecelli etmiştir zaten. İkinci on gününde zaten rahmetin içindesin. Zaten çabanı gayretini sarf ediyor. Mağfireti hak ediyor, layık oluyorsun. Bu sefer mağfirete eriyorsun. Mağfirete ermek demek tertemiz olmak demektir. Pırıl pırıl olmak demektir. Meleki bir gönüle sahip olmak demektir. Pırıl pırıl oluyorsun, tertemiz oluyorsun. Sonra kurtuluş. Büyük kurtuluş. Nefsinden kurtulmuş oluyorsun. Şeytandan kurtulmuş oluyorsun. Gönlün, kalbin itminan bulmuş olur. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi <laughs> Ey içminana ermiş olan nefis, Allah ile, Allah'ın zikriyle mutmain olmuş, emin olmuş nefis, Rabbine güvenen kul, Rabbinden emin olan, rahmetinden emin olan, muhabbetinden emin olan kul, ikramından emin olan kul, Allah'ın her evrenin takdirinin hayır olduğundan emin olan kul, Rabbine rücu et. Rabbine miraç et. İrci ila Rabbik. Rabbine miraç et. Huzura gel. Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak. itminan olmuş bir kalp, bir gönül. Rabbinden razı oldu. O Rabbinden razı olunca, Rabbi de ondan razı olur. İsyan eden, itiraz eden, feryat eden, rızadan nasibini almış olur mu? İtminandan nasibini almış olur mu? Hayır. Bu mübarek ayda Allah bu imkanı sonuna kadar ikram ediyor, kapıları açmıştır. Sonra gir cennetime, marifetullah cennetine, Rabbini bilme, tanıma cennetine, Rabbinin güzelliğini müşahede etme cennetine gir, gir veli kullarımın arasına, kulum dediklerimin arasına gir. Sen bana kul cool oldun. Sen artık benim kulumsun. Onun için gir kullarımın arasına. Ramazan ayı boyunca bunu unutmamamız gerekir. Rahmetin içine girmemiz gerekir. Mahfiretinin içine girmemiz gerekir. Nefsi temizleyip, teskiye edip, kurtuluşa, saadete ermemiz gerekir. Bu bir yolculuk. Bu bir gönül yolculuğu. Bu manevi bir yolculuk. Rabbimiz bize yolculuk yaptırıyor yolculuğun talim, talimini yaptırıyor. Ramazan'dan sonra da inşallah hep Rabbimizle uğrayacağız. Ramazan'da yaşadıklarımızı yaşamaya devam edeceğiz. Yolu yürürken, yürümeye devam edeceğiz. Yol dileyen Rabbine varan bir yol tutsun buyurdu. Rabbimize varan yolda yürürken Rabbi'mize varmamız gerekir. İşte Allah bu mübarek ayda bu imkanı veriyor. İnşallah Rabbimize yürüyeceğiz, varacağız inşallah.